Evet değerli izleyiciler, uykusuz devam ediyoruz. Bu sefer alışveriş kolikleri ekran başına davet ediyoruz. Çünkü alışveriş yapmak bir hastalık mıdır tabii aşırı derecesi? İhtiyacınız olan ürünleri mi alıyorsunuz? Yoksa ihtiyacınızın çok daha dışına mı çıkıyorsunuz? Hem psikiyatrist hem yazar konuğumuzla konuşacağız. Barış Önen Ünsalver stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi alışveriş koliği görünce bir şöyle bir irkildim. Hani kitabın kapağını görünce dedim ki acaba ben de alışveriş kolik miyimdir diye sormadan edemedim. Aslında sürekli tüketimin nasıl söyleyeyim körüklendiği bugünlerde evet. Hepimiz biraz alışveriş koliğe dönüştük diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? Alışveriş yapmak, satın almak teşvik edilen bir şey. Devlet de bunu teşvik ediyor. Bununla ilgili reklamlar yapıyor. Hani çıkın, sahaya çıkın ve harcayın. Onun dışında yani gündelik hayatın dönebilmesi için, ekonominin büyüyebilmesi için tabii ki tüketmesi gerekiyor insanların. Ve bu nedenle de hani alışverişsizlik artık düşünülemeyen bir şey. Son yıllarda tabii ki bu dikkatimizi çekmeye başladı. Hani alışveriş bir problem mi yoksa sıradan bir insan davranışı mı diye. Son yıllarda da üretimin artması, insanların ulaşabilir olması birçok ürüne, internet pazarlamasının artması ile birlikte artık alışveriş adet ya da bir uyuşturucu gibi insanları rahatlatan bir bağımlılık. Evet. Aslında bir hani kötü alışkanlıklardan bir tanesi diyebilir miyiz? Hani kötü yaftasını neden yapıştırdım? Bütçeye zarar. Kişinin evet. Aslında anlık rahatlamasını sağlıyor. Evet. Hani güzel bir şey aldığınızda o bir günlük bir mutluluk ya da giydiğinizde evet bir mutluluk sağlıyor. Ama sonuç olarak bütçeye yarattığı etkiyi gördüğünüz zaman da bu sefer bir karamsarlığa tabii ki bütçedeki açığı görünce de aşırı bir karamsarlık veriyor olabilir. Bu açıdan kötü diye nitelendirdim ben ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii alışveriş yapmak zorundayız. Bir takım ihtiyaçlarımız var işte dolabında olması gerekiyor. Üstümüze başımıza giyecek bir şeyler almamız lazım. İşte kitap alınması gerekiyor. Temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Zaman zaman keyfi ihtiyaçları da karşılamak lazım. Yani her şeyin çok kısıtlı çok daraltılmaması gerekiyor ama sonra bu abartılı olmaya başlıyor. Yani diyelim ki işte kişi 2000 lira bir geliri var ama kredi kartıyla 3000 liralık alışveriş yapıyor, harcama yapıyor. Yani ihtiyaçlar ve ihtiyaçların karşılanmasının ötesine geçiyorsa eğer ve bu süregen bir özellik gösteriyorsa yani kişi belli bir dönem çok harcaması olabilir. İşte düğünü vardır ya da evini değiştirmiştir bir takım zaruri harcamalar olur ama bir takım ihtiyaçları olmasına rağmen yani evde diyelim ki her renkte ayakkabısı var ama aynı ayakkabıdan. Eyvah ucu bana dokundu bu sohbetin ne yapacağız? Ucu hepimize dokunuyor. Şimdi şöyle diyorsunuz mesela acaba bu ayakkabıya ihtiyacım var mı sorusunu sorduktan sonra bu kitaba bakın. Hani bu soru benim çok dikkatimi çekti. Ayakkabı ne zamandan beri bir ihtiyaç? Tabii yani insanlar çıplak ayakla dolaşamazlar. Mutlaka ki ihtiyaç. İşte kışın bot giymeniz gerekiyor ya da soğuktan koruyacak bir şey giymeniz lazım ama. Ben tabii latife yapıyorum. İhtiyaç olduğu için değil de daha çok böyle deyip böyle vitrine yapışıp sonra da onun torbada görüyorum ben. Hani bende süreç böyle işliyor ayakkabı konusunda özellikle. Yani birçok satın aldığımız şeyde hani o diyelim ki o plastik bardak yeşil olduğu için ona ihtiyacımız olduğunu düşünebiliriz. Aslında bize sunanlar da öyle sunuyorlar. İşte mesela mutluluğun bedeni yok diye bir reklam gelirken gördüm. Yani işte mutlu olmanız için bu markanın kıyafetini almalısınız, giymelisiniz. Böyle alt mesajlar var sürekli. Hem reklamlar yoluyla hem de konuşulanlar insanların kendi arasında paylaştıkları yoluyla bu mesajlar veriliyor. Ve sonra siz bir yere gidiyorsunuz. Gördüğünüz zaman işte o ayakkabı ya da o elbise sizin mutluluğunuzun yani mutsuzluğunuzu gidermenin bir yolu olabiliyor. Mevcut mutluluğunuzu daha arttırmanın bir yolu olabiliyor. Yani belki ayakkabıya ihtiyacınız yok ama başka ihtiyaçlarınız var ve onları karşılayabiliyor. Bu tabii her zaman mutsuzluk ya da keyif.
Bazen yorgun olabilir insan. Canlanabilmek için de gidip parlak renkli kıyafetler, eşyalar alabilir. Zaten kitapta da ondan bahsediyorum. Yani her zaman ruhsal bir sıkıntı değil, başka ihtiyaçları da karşılıyor olabilir alışveriş. Önemli olan buna biz problem dediğimiz durumlar. Bunun sürekli oluyor olması, kişiye zarar vermesine rağmen bütçesine, ailesine, çevresiyle ilişkilerine sorun yaratıyor olmasına rağmen bu davranışı sürdürmesi. Yani kredi kartı ekstrelerinde sorunlar yaşadığını fark etse dahi gene gidip belki 5. kredi kartını alıp öbürlerinin borcunu kapatıp harcamaya devam etmesi. O çok üzücü bir tablo. Şimdi tabii ben işin esprisini yaptım. Elbette. Ama hani ayağı sonuçta yorganına göre uzatacak bir takım önlemler alıyoruz. Normalde hani sağlıklı düşünebildiğimiz zaman. Bu durum alışveriş, koliklik, hastalık boyutuna vardığı zaman ki sizin alanınıza o zaman giriyor anladığım kadarıyla. O kişiler nasıl davranışlar sergiliyor ve bunların sonuçları nasıl söyleyeyim? Bunların sonuçları ne gibi problemleri doğuruyor? Şimdi tabii aslında alışveriş problemini, buna takıntılı alışveriş de deniyor, alışveriş bağımlılığı da deniyor. Birdenbire başlamıyor. Yani kişiler yavaş yavaş işte bir şeyler almaya, aldıkça mutlu hissetmeye başlıyorlar kendilerini ya da diyelim ki huzursuzlar huzursuzluklarını gideriyor. Zaman içerisinde bu bir rahatlatıcı yol gibi gözükmeye başlıyor. Yani kişinin uyuması, dinlenmesi, işte bir bardak bir şey içip rahatlaması gibi bir işlevi olmaya başlıyor alışverişin ve alışveriş diyelim ki haftada bir alışverişe çıkan kişi alışverişin verdiği bir haz var o kişide. O hazı tekrar tekrar yaşayabilmek için haftada 2 kere, 3 kere alışveriş yapmaya başlıyor. Sadece dışarıda değil internet üzerinden de alışveriş yapabiliyor. Evet. Çünkü bir şey aldığınız zaman satın alma eylemini tamamladığınızda işte sizin kontrol ettiğiniz parayla o anda bir şeyi almış oluyorsunuz. O sizin ihtiyacınız neyse kontrol ihtiyacı mı, mutlu hissetmek mi ya da yorgunluğunuzu gidermek mi? Burada kontrol tamamen sizin elinizde olmuş oluyor. Para vererek en azından bir kısım mutluluk satın alabiliyor kişiler belki de. Ama tabii bu kısa bir şey, anlık mutluluk. Anlık bir mutluluk yaşıyor ve o anda coşku hissediyor. İşte kendisini keyifsiz hissediyorsa keyfi yükselmiş oluyor ve bununla ilgili olumlu anılar oluşmuş oluyor zihninde. Zamanla mutlu hissetmenin, rahatlamanın ya da işte diğer ihtiyaçları karşılamanın bir yolu olarak ilk denediği yol alışveriş yapmak oluyor. Ve kişi mesela iş yerinde çalışırken diyelim ki patronuyla bir problem yaşadı. O sırada aklına alışveriş yapmak gelebiliyor. Yani o problemin yarattığı sorunla yüzleşmek, öfkelenmek ya da işte gerilim yaşamak yerine işte gideyim bir parfüm alayım ya da yeni bir bilgisayar alayım bunu düşünmeye başlayabiliyor. Duygularını oraya yönlendiriyor. Evet, yani bir nevi rahatlatıcı olmuş oluyor. Daha sonra gün içerisinde basit sıkıntılar karşısında da işte internete giriyor, araştırmaya başlıyor ve mesela ağır vakalarda sabah kalkıyor, bugün ne alabilirim, nasıl bir alışveriş yapabilirim, neyle mutlu olabilirim, ne alırsam mutlu olurum bunu düşünmeye başlıyor. Ve birçok alışveriş problemi yaşayan kişi aslında vaktinin çoğunu alışverişi düşünerek, hayal ederek ve yani satın almasa dahi alışveriş yapılan mekanlarda geçiriyor. Tabii alışveriş her zaman çanta, ayakkabı şeklinde olmayabiliyor. Teknoloji ürünleri de yani erkek eserden hep kadınlar gibi düşünülüyor ama erkeklerde de ciddi boyutlarda. Hatta teknolojiyi yakalama tarzında da böyle bir yarış var. Yani teknolojiyi yakalamanın sonu yok ya. Hep bir sonraki sürümü çıkıyor, bir sonraki sürümü çıkıyor ve tanıdığım insanlardan daha önce işte alışveriş yaptıklarına şahitlik ettiğim insanlardan biliyorum ki hep bir sonraki sürümü onlar da yakalamak istiyorlar. Yani ellerindekini satıp yenisini alma şeklinde. Yani bu da kişinin kendisini güçlü hissetmesine neden oluyor. Bir şey var, rekabet var ve o yeni çıkan ürün sanki ekstra güçlü ve